Bir zamanlar Çukurova'nın güzeller güzel oyuncusu Hilal Altınbilek bu hafta eğlenceli sorularımızı yanıtlayarak programımıza konuk oldu. Yaşantısı en çok merak edilenler arasında yer alan Hilal Altınbilek'e ilk sorumuz, ormanda kamp kurma fikrine sıcak bakacak kadar macera perest olup olmadı. Bana çok sıcak gelmiyor. Ben genelde konforu daha çok seviyorum. Ama ya bazen böyle senede bir iki kere aklıma düşüyor. Fakat hiç eyleme geçirmedim. Yani öyle sevmiyorum sırt çantasıyla dolaşmak. Bilmiyorum, böyle çılgın şeyler çok aklıma almıyor benim ya. Öyle çok hoşuma gitmiyor. Sosyal medya hayatımızın bir parçası. Hepimizin merak ettiğimiz hesaplara göz gezdirdiğimizi itiraf ederim. Bakalım Hilal Altınbilek bu konuda ne düşünüyor? Görünce etkilenmeyeceğimi biliyorsam, hani kötü, yani beni negatif şekilde düşürmeyeceğini düşünüyorsam bakarım. Çok bakmam ya ben. Fazla öyle kendimi yakalamıyorum birine bakarken. Bir zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı olarak oyunculuktaki başarısını ortaya koyan Hilal Altınbilek'e asla yapamayacağı bir meslek var mı diye sorduk. Var. Hatta geçen gün konuştuk arkadaşımla. Program yapamam sette, yani sahneleri. Organizasyon yok. Aynen. Öyle bütünleştirebilirim konuyu. Onu hiç yapamam. Yılmaz ölmesin diye oturdum ben o nikah masasına. Annen beni tehdit etmeseydi, ya Demir'le evlenirsin ya da Yılmaz asılır demeseydi oturur muyum zannediyorsun ben oraya? Malum değil tabii. Hiçbir zaman da emin olamayacaksınız. Belki yarın gideceğim. Belki yarından sonra gideceğim. Ben çok söylemeye çalıştım sana. İnandırmaya çok çalıştım. Senin canında tehdit ettiler beni. Çocuğumu kaçırmakla tehdit ettiler. Oyuncuların mutfakla arasının nasıl olduğu hep merak edilir. Yaptığım zaman çok iyi yemek yaparım. Ama O istek bana çok az gelir. Yani ayda bir kere, iki kere belki, ama çok güzel yaparım. Her şeyi çok iyi yaparım. Yani ilk yaptığımda bir yemeği çok iyi yaparım. İkinci de bozarım. Öyle bir olay var. Onun neden olduğunu ben de anlamadım. Şehirli kızı elinle koyacaksın. Öyle kaşıkla değil. Güzel. Güzel oyuncu çekimler nedeniyle zamanının büyük bir kısmını Adana'da geçiriyor. Merak ediyoruz. Acaba İstanbul'da en çok neyi özlüyor? Ailemi çok özlüyorum sadece. En çok özlediğim o. Züleyha bir zamanlar Çukurova'da hayatının akışını tamamen değiştiren Hünkar Yaman'dan zaman zaman intikam alma yolunu seçiyor. Acaba Hilal Altınbilek bugüne kadar kendisini çok kızdıran birinden intikam aldı mı? Çok kızdıran birinden. İntikam almadım. Çok kızdıran evet oldu. Aldım mı? Almadım. Hayır, sen ayağını denk al. Bence sen ayağını denk al. Artık o çaresiz, kimsesiz Züleyha yok. Kan kusacaksın. Bana kan kusturdun ya. Şimdi sen kan kusacaksın. Başarılı bir oyuncu olarak en sevdiği filmi bizimle paylaşmasını istedik. Woody Allen, Akrebin Laneti. Çok iyi filmdir. Sürekli izlediğim bir film. O kadar hoşuma gidiyor ki neden beni bu kadar çektiğini hiç anlamadım. Yani kurgusu mu böyle... O kadar akışı mı, doğallığı mı bilmiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Don't feel threatened immediately. Hey, according to you, I'm only threatened by women with high IQs.
to hire a female detective? North Coast has got to get with the progress of the marketplace. Oyunculuk için disiplin ve programlı olmak önemli. Peki ya kendi hayatını ve gelecek günleri programlamak? Aslında programlıyım ama biraz beni yoruyor o durum. Çünkü yani kendimi çok böyle bir şeye sokuyorum. Hani şunu yapman lazım, bunu yapman lazım diye. Programlı olmanın da pek bir iyi tarafını görmedim açıkçası. Birazcık akışa bırakıyorum kendimi bu aralar. Hilal Altınbilek'in çok sayıda seveni var. Her zaman sizi sevenlere ne söylemek istersiniz diye soruyoruz. Bugün bir farklılık yapıp sevmeyenler için mesaj istiyoruz. Beni sevmeyenlere. Bilmem ne denir ki beni sevmeyen bir insanı. Bilmiyorum yani. Hiç bilemedim. Sevmeyen bir insana ne denebilir ki? Bilmiyorum. Yani... bir şey diyemeyeceğim. Bu güzel ve farklı röportaj için Hilal Altınbilek'e çok teşekkür ediyoruz. Getting in the mood, getting in the mood. We're gonna have us a good time.